Arkadaşlar merhaba, şimdiye dek sıfırdan kurulan ve çorap satan bu şirketin nasıl para bulabileceğini konuştuk. Şirket özel bir şirketken ne yapıyordu? Parayı risk sermaye şirketlerinden, melek yatırımcılardan ya da belki eşten dosttan topluyordu. Sonra halka açılıp borsadan para toplamaya başlıyordu. Bir şirket iki yolla sermaye toplayabilir. Bu video serisinin adı bu yüzden sermaye piyasaları. Çünkü biz bu seride sermaye toplama yollarını inceliyoruz. Peki, sermaye nedir? Şöyle düşünebiliriz. Bir iş kurmak, bir işi sürdürmek veya büyütmek gibi belli bir yatırım için toplanan paradır. Şimdi yedek öz kaynaklardan bahsettik. Para toplamak için şirketin hisselerini satıyorduk. Risk sermayedarı örnekleri hep bununla ilgiliydi. Bir şirketin öz kaynaklarını sattığınız zaman hisseyi satın alan kişiyi hisse öz kaynağın bir parçasıdır bu arada. Evet. Hisseyi satın alan kişiyi şirkete bir nevi ortak ediyorsunuz. İki duruma bakalım. Şirket iflas ederse ne olur? İflasın ne demek olduğunu da konuşacağız. Şirket iflas ederse hissedarların elinde hiçbir şey kalmaz, yani sıfıra sıfır elde var, sıfır durumudur. Ancak eğer şirket büyürse hisseleri de yükselir. Diyelim ki sıfırdan kurulan bu şirket Amazon.com gibi milyar dolarlık bir şirket haline gelirse, tüm ortaklar çok para kazanır ve herkes bu kardan payını almış olur. Ancak para toplamanın bir yolu daha vardır. Muhtemelen gündelik hayattan tanıdık gelecektir. Gündelik hayatınızda öz kaynak toplamıyorsunuz değil mi? Şöyle diyemezsiniz mesela. Yani diyebilirsiniz de demezsiniz. Ev satın almak istiyorum. O halde zengin arkadaşıma gidip evin yüzde onunu ona satmayı teklif edeyim. Evime ortak olsun. Böyle bir şey olamaz değil, olabilir ama çoğu zaman olmaz bu tarz şeyler. Kişisel olarak para bulmanız gerektiği zaman genellikle gidip borç alırsınız, değil mi? İlginçtir. Borcun güzel tarafı olaya borcu veren kişinin gözünden bakalım bir. Borç almak kredi kullanmaktır aslında. Hepimiz borç almak nedir biliyoruz, değil mi? Mesela zengin bir arkadaşıma gidip şöyle diyebilirim. 1 lira borç versene seneye 1 lira 25 kuruş olarak geri öderim. O da ne der? Tamam der, sana güveniyorum der ve parayı verir bana. Yani parayı gelecek bir tarihte ona geri vermeyi vaat ediyorum. Öz kaynak sattığımda ise ne yapıyorum? Hiçbir vaatte bulunmuyorum. Öyle bir durumdan ne diyorum peki? Bak diyorum işlerim çok çok iyi gidiyor. Sen bana 1 lira ver, yüzde 20 ortağım ol. Eğer iş böyle güzel devam ederse karın yüzde 20'si senin olsun. Ama sarpa sararsa sonuçta bir risk alıyorsun. İkimiz de tam tıkır kalırız. Borç durumuna baktığımız zaman işim nasıl giderse gitsin durum fark etmez. Yani işlerim iyi de gitse, kötü de gitse ödeyeceğim şey sadece faiz. Yani borç veren için kar bundan ibaret. Yani burada kar sınırlı değil mi? %9 faizle borç alırsam borcu veren kişinin karı sadece %9 olacaktır. Şirketim Google'ın veya Microsoft'un tahtına bile oynasa o kişi sadece borç verdiği paranın %9'u kadar kar edecek. Bu kişi ise verdiği paranın 100 katını bile kazanabilir çünkü bir risk alıyor. Diğer yandan borcun yol açabileceği zarar da çok daha düşük. Sınırlı bir zarar söz konusu. Çünkü borcu veren kişi parasını belli bir tarihte geri alacak. Hissedarlar daha hiçbir şey görmemişken Şimdi şirketin zor bir dönemden geçtiğini düşünelim. Başlı başına iflasa dair bir video serisi de yapacağım. Şirkete borç veren kişiler, hissedarlar daha hiçbir şey görmemişken paralarını geri alır. Şimdi tüm bunlar bilançoya nasıl yansıyor? Diyelim ki halka açık bir şirketimiz var. Arkadaşlar bir finans müdürünün ne iş yaptığını hiç merak ettiniz mi? Bilmiyorum ama devamlı şu önemli kararı verirler. İhtiyacımız olduğunda parayı nereden bulabiliriz? Parayı öz kaynak piyasalarından mı yoksa borçlanma piyasalarından mı toplamalıyız? Yine biz bir şirket uyduralım. Bu şirketin hali hazırdaki varlıkları olsun. Evet, bunlar şirketin varlıkları. Bunun bir kısmı nakit para. Ayrıntısına daha sonra gireceğiz. Gerçek bir şirketin bilançosunu inceleyip bilançoda geçen tüm terimlerin anlamını öğreneceğiz. Ama şimdilik varlıklar bunlardır diyelim. Öz kaynaklarının tamamı da hisselerden oluşsun. Bu halka açık bir şirket. Tabii ki halka açık olmak zorunda değil ama biz bu şekilde düşünelim. Diyelim ki tüm öz kaynakları bu 10 milyon hissesi olsun bu şirketin. Halka açık şirketlere dair ilginç bir nokta vardır. O da şu ki şirket özelken öz kaynak yatırımcısı bulmak için yatırımcılarla masaya oturup varlıkların değeri konusunda pazarlık etmek durumunda kalınıyordu. Peki nedir bu varlıkların değeri? Halka açık şirketlerin güzel tarafı bu hisselerin borsada alınıp satılıyor olması. New York Borsası'nı ele alalım mesela. İstediğiniz zaman Yahoo Finansa veya benzer bir siteye girip grafiklere göz atabilirsiniz. Şimdi ben bir grafik çizeyim. Hepimiz borsa grafiğini görmüşüzdür herhalde. Burası birincil halka arz noktası da olabilir, herhangi bir zamanda olabilir. Evet. Birincil halka arz olsun bu. Grafik böyle yükseliyor, sonra tüm piyasa düşüyor, sonra hissenin değeri tekrar yükseliyor. Yani manzara bu şekilde hissenin fiyatı neredeyse her saniye değişiyor. Bu nokta en iyi fiyat olmayabilir ama bir fiyattır sonuçta. Bunun nedenini de ayrıca tartışacağız. Evet, şirketin 10 milyon hissesi olabilir ama saniyede veya günde diyelim sadece 100 hisse el değiştiriyorsa bu bir gösterge fiyatı mıdır? Çünkü tüm hisselerin yanında çok küçük kalıyor bu sayı. Toplam hisse sayısına göre hacmin ne olduğunu daha sonra konuşacağız. Neyse, diyelim ki tam bu anda şirketin hisseleri 15 liradan satılıyor. Evet, tam bu saniyede bir hissenin değeri 15 lira. Yani tam şu anda 15 liradan satılıyor. Siz de bunu mesela Bloomberg terminalinizden görüyorsunuz. Yani temelde piyasa bu şirkete bir değer biçiyor. Piyasa bu şirketin hisselerine 15 lirayı layık görüyor çünkü bir hisseyi 15 liradan almaya gönüllü bir alıcı ve o hisseyi o fiyattan satmaya gönüllü bir satıcı var. Bu ne demek oluyor? Bu demektir ki tam o anda piyasaya göre bu şirketin değeri 15 lira çarpı 10 milyon hisse. Hisse başına 15 lira çarpı 10 milyon hisse. Yani piyasanın bu şirkete biçtiği piyasa değeri 150 milyon lira. Bu şirketin piyasa değeri. Yahoo Finans'ta kilit istatistikleri sekmesini tıkladığınızda şirketlerin piyasa değerini görebilirsiniz. Evet, işte bu değer hisse sayısıyla hisse fiyatının çarpımından ibarettir. Ve öz kaynağın piyasa değerine eşit. Yani piyasa diyor ki bu kısmın değeri 150 milyon liradır ve öz kaynaklar tarafıyla varlıklar tarafı aynı büyüklükte olduğu için piyasa varlıklara da 150 milyon lira değer biçmiş oluyor. Ama bu ikisi her zaman birbirine eşit olmaz. Muhtemelen birkaç video sonra borç bulma konusuna geldiğimizde bu durumu inceleyeceğiz. Varlıkların değerini veya ortaya yeni bir terim atayım, firma değerini bulmak için fazladan birkaç hesap daha yapmak gerekiyor. Firma değeri denen şey, varlıkların değeri eksi kasa fazlasına eşit. Kasa fazlası dediğim de firmanın işletmesi gerekmeyen nakit miktarı demektir. Daha sonra ayrıntılı inceleyeceğiz ama şimdilik sadece varlıkları ele alalım. Şimdi diyelim ki ben bu şirketin CFO'suyum ve 15 milyon lira daha bulmam gerekiyor. İki seçeneğim var. Mesela şöyle düşünebilirim. Şirketin hisseleri 15 liradan gidiyor. Benim de 15 milyon bulmam lazım. O halde 1 milyon hisse daha çıkartabilirim. Bu birincil bir arz değil. Şirket zaten halka açık. İkincil bir arz bu. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Yönetim kurulunu toplayıp 1 milyon hisse daha yaratıyoruz. Sonra bu hisseleri piyasada satışa çıkartıyoruz ve insanların tanesini 15 lira vereceğini umuyoruz. Gerçi fiyat muhtemelen biraz daha düşük olur. Çünkü piyasaya bir anda bir sürü hisse sürüyoruz. O yüzden belki insanlar hisseleri 14'er liradan satın alıyor. Biz de 14 milyon lira toplamış oluyoruz. İkinci arzımızı böylece tamamlıyoruz. Para bulmak için her zaman borsaya başvurabiliriz. Bakın arkadaşlar, devasa bir değer tespit operasyonuna girişmemiz gerekmedi. Tüm o pazarlıklara, bankalarla anlaşmalara falan gerek olmadı. Gerçi bankalara yine belli bir meblağ ödüyoruz. Sonuçta bu işlemi yapmak için yine bankalara ihtiyacımız var. Her neyse bu bir seçenek. Gelelim diğer seçeneğe. Biz oturmuş bir şirketiz, nakit üretiyoruz yani gerekirse faiz ödeyebiliriz. Bir bankaya gidip kredi isteyebiliriz, bunun birçok farklı yolu var gerçi. Yani bir şekilde borç alabiliriz. Diyelim ki borç alıyoruz. Bir öncekini yapmak yerine veya ikisini birden yapalım. 1 milyon hisselik ikinci arzımızı yaptık. 14 milyon lira topladık. Diyelim ki 2 milyon liraya daha ihtiyacımız var. Ancak bu kez hisse satmak yerine borç alma yoluna gidiyoruz. Bu arada kaç hissemiz oldu? Evet, 1 milyon burada, 10 milyon burada. Ne kadarmış? Evet, 11 milyon hissemiz var. CFO olarak ben hisselerin çok daha değerleneceğini düşünüyorum diyelim. O yüzden böyle düşük bir fiyattan hisse satmak işimize gelmiyor. Üstelik faiz oranları da çok düşük. O halde borç almak daha mantıklı. Ayrıca borç almak borç hanemizi kabartıyor. Diyelim ki 3 milyon lira borç alıyoruz. Bu bizim borcumuz. Evet, 3 milyon lira borcumuz var. Buna karşılık 3 milyon lira da nakdimiz var artık. Evet, ne kadar? 3 milyon lira nakit paramız var. Varlıklarımız bunlar. Sol tarafın tamamı varlıklarımızı gösteriyor bize. Peki, yükümlülüklerimiz nelerdir? Daha önce yükümlülüğümüz yoktu çünkü sahip olduğumuz her şey öz kaynaklarımızdı. Ancak Artık bir yükümlülüğümüz var. Nedir bunlar? Artık birilerine 3 milyon lira borcumuz var. Borçlanmanın çeşitli yolları üzerine daha sonra konuşacağız ama bu sadece normal bir banka kredisi olsun. Şirket X bankasına gitmiş. Biz büyük bir firmayız. Bize güvenebilirsiniz. 3 milyon borç verir misiniz?" demiş yani ve 3 milyon liralık bu krediyi belki yılda %6 gibi düşük bir faizle almış. X bankasının içi rahat çünkü size güveniyor. Kredi derecelendirme gibi şeylerden de daha sonra bahsedeceğiz. İşte banka şirketin kredi notunu beğendiği için krediyi düşük bir faiz oranıyla veriyor. Şirket bu varlıkların gelecekte para kazanacağını umuyor ve buradaki hissedarlar hiçbir şey görmeden banka faizinin ödenmesi gerekiyor. Gelir beyanı konusunda satır satır anlatacağım. Şimdiye kadar yaptığım her şey bilançonun birer parçası. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki varlıklar tarafı aynı çizgilerin üstünden geçip duruyorum. Evet. Varlıklar artık öz kaynaklardan daha fazla. Bu kısım bilanço videosunun bir tekrarı mahiyetinde olacak. Gördüğünüz gibi varlıklar eşittir öz kaynaklar yani bu artı yükümlülükler. Artık 3 milyon lira tutarında yükümlülüğümüz var. Evet, artı yükümlülükler. Varlıklarımızın değerini bulmak istesek de varlıklar eşittir öz kaynaklar. Peki Öz kaynaklarımızın piyasa değeri nedir? Bunu zaten bulmuştuk. Neydi? 11 milyon hissemiz vardı. Hisse değerinin de 10 liraya düştüğünü varsayalım. Garip bir sebeple veya garip olmayan bir sebeple piyasa değeri nedir? Bir hisse 10 lira ve 11 milyon hisse var. Demek ki piyasa değerimiz 110 milyon liraymış. Evet, bu piyasadaki değerimiz. Daha sonra piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı da anlatacağım. Evet, bu öz kaynaklarımızın piyasa değeri. Peki yükümlülüklerimiz nedir? 3 milyon lira borcumuz var artı 3 milyon. O halde genellikle şöyle diyebiliriz. Varlıklarımızın piyasa değeri, tüm bu sol tarafın piyasa değeri öz kaynaklar yani şirketin piyasa değeri artı borç miktarına eşittir. O da 113 milyon lira eder. Demek ki bu varlıkların değeri 113 milyon liraymış. Bu çoğu zaman şirketin firma değerine eşittir. Yani şirketin varlıklarının değerine eşittir. İleride firma değerinin tanımında küçücük bir değişiklik yapacağız ama şirketin değerini sonuç olarak böyle hesaplıyoruz. Çoğu kişi piyasa değerini şirketin değeri zanneder. Hayır, piyasa değeri öz kaynağın değeridir. Şirketin değeri ise piyasa değerine borçlar eklenerek bulunuyor. Şöyle de düşünebilirsiniz ya da daha fazla ayrıntıya girmeyeyim çünkü vakit kalmamış arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.